geldiniz. Bugün Kadıköy'de mağazalara bakacağız. Ve ben de bir vlog çekmek istedim. Eğer alışveriş yaparsam evde de sizlere bunu tanıtacağım. Sonra biraz yağmur yağıyor. Evet. Bir de araba camı sıyak. Ha, dedim şey. Dedim bana bir ona herkese anlayın. Bana ben de diyorum ya, bana neler derlerdi siz Eren Köş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok kalabalık yani ve güneş var. Umarım görebiliyorsunuzdur. Evet arkadaşlar, şimdi Nazım Hikmet'in kültür yerine gidiyoruz. Geldim. Bu arada sizin de gitmenizi tavsiye ederim. Çünkü oradaki kitaplar çok güzel. Mesela önerdiğim bir kitap var. Neydi? Adını unuttum. Anaolan. Türkan Saylan Nasıl Büyük İnsan Oldu kitabı. Onu okumanızı gerçekten çok tavsiye ederim. Benim örnek aldığım ünlülerden ikinci kişi Türkan Saylan, birinci kişi Atatürk tabii ki de. O yüzden bence güzel yani ve kitap çok nasıl desem bilgilendirici ve güzel olduğunu düşünüyorum. Öyle. Orada bir sürü güzel kitap var. Çocuk kitabı olsun, büyük kitabı olsun, bir sürü bilgilendirici güzel kitaplar var. Ben şimdi gideceğiz ve göstereceğim. Burada şöyle bilgilendirici sözler var. Sanatçılar Sokağı arkadaşlar buranın adı. O yüzden burada şiirler ve çok güzel kafeler var. Yani bence güzel bir yer. Gelirseniz mutlaka şuradaki yazıları okuyun. Biz okumuştuk. Evet, şimdi içeriye giriyoruz. Burada işte kitap satıyorlar. Burası bir kafe. Nereye oturalım? Bu arada bugün bayağı bir yağmur yağdı. O yüzden ıslak aldı. Şu banka oturuluyor mu? Neredesin? Buradayım. Islak. Kuru. Bu da kuru. Buraya oturalım. Evet. Oturduk arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bu arada bu benim ilk vlogum. Evet arkadaşlar, şu an Gergüle'deyiz. Kadıköy'den geldik. Bu şekilde Gergüle'deyiz ve birazdan pasta yiyeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi neler aldığımızı göstereceğim. Geçelim. İlk öncelikle dün aldıklarımızı göstermek istediğimi belirteceğim. Dün aldığım şeyler şarpir, yani şarpirleri göstereceğim. Şöyle 8 tane şarpir aldık. Dün almıştık onları, göstereyim dedim. Ve renklerin şu şekilde. Ben bunu yapıyorum. Bitince başka bir videomda gösteririm isterseniz. Şarkılar var. Daha sonra Yaşar Kemal Nasıl Büyük İnsan Oldu
kitabı. Kaç sayfa olduğunu söyleyeyim. 98 sayfa. Bende bunun başkası da vardı. O da neydi? Bir dakika bakayım şuradan. Türkan Saylan nasıl büyük insan oldu? Bu da Yaşar Kemal. Evet. Ve en güzeli Korece dil kartları aldım. Korece öğrenmek istiyorum. Korece dil kartları aldım. İsterseniz biraz inceleyelim. Bu arada bu kadar aldık. Fazla bir şey almak istemedim. İçinde alfabe, okuma kuralları, sayılar, sıralı sayılar, dil bilgisi, pratik konuşma kılavuzu, zaman, mevsimler, yönler, renkler, aile, meslekler, eğitim, sağlık, vücut bölümleri, spor, ulaşım, tabelalar, işaretler, konaklama, kişisel bilgiler, mutfak malzemeleri, yiyecek içecek, kişisel eşyalar, bakım ve güzellik malzemeleri, giyecek, hava durumu, İktisat, hukuk, politika, gümrük, hayvanlar, edatlar, sıfatlar, fiiller. Evet. Şöyle lastiği var. Buna da bağlayabilirsiniz. Bunu da öneririm. Bunu Diyanar'dan aldım. Fiyatına bakalım hemen. Fiyatını ve nereden aldım zaten söyleyecektim. O zaman söyleyeyim. Bunu bugün Diyanar'dan aldık. Fiyatı 10 lira. Şurada yazıyor. Şurada bak. 10 lira. Bu şekilde. İngilizcesi, Almancası, Rusçası hepsi var. Her dil var neredeyse. Yani kalanların çoğu öyle. Sharpie'leri de Diyanar'dan almıştım. Her şeyde oluyor. İki tane setti. Biri neon, biri de normal renkleriydi. Bu da sanırım toplam 12,5-15 lira falan diye hatırlıyorum. 8 tane var içerisinde. Tekli tekli almadım. Yaşar Kemal nasıl büyük insan oldu? Bu da 8 lira. Bunu da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nden aldım. Oraya giderseniz orada bir sürü zaten var bunun çeşitlerden. Bence çok güzel. Oraya gitmenizi tavsiye ederim. Oturmayacaksanız bile oradan bir kitap alabilirsiniz. Orası sokak olarak da çok güzel bu arada. Evet arkadaşlar, benim videom bu kadar da. Sizi çok seviyorum. Böyle vloglar istiyorsanız devamı gelecek. Bu yüzden like atmayı, abone olmayı ve bildirimlerden ilk haberdar olmak istiyorsanız bildirim tuşuna açmayı unutmayın. Yorum yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Eğer bir kusurum varsa onu da yazarsanız çok sevinirim. Bu şekilde sizleri seviyorum. Görüşürüz.